Ama böyle cins insanlar da bayağı çıkıyor. Yani ne Evet. zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan. Yani kalleşlik korkusu var insanlarda. Kalleşlik yapmaz. Güven problemi. Güven problemi, evet. Yani halk arasında buna çok kaba tabirle kahpelik denir. Evet. Hiç ummadığı yerde adam şey yapar, harcar. Evet. O harcanma korkusundan dolayı da insanlar gergin olur, rahat olamazlar. Yani huzursuz yaşarlar. Toplumdaki huzursuz nedeni odur. Yani insanları tanımada güçlük çekiyor insanlar. Mesela konuşmasını anlayamıyor, tavrından anlayamıyor. Ama akıllı insanlar, akıllı insanlar anlarlar. Akıllı insanın böyle bir avantajı vardır. Yani akıllı, akıllıyı gözünden anlar. Ama her insan aynı güçte ve yetenekte olmuyor. Dolayısıyla çok acı çekiyorlar. Mesela böyle saf delik genç kızlar oluyor. Gidiyor, efendim işte bu filmlerdeki tipler var ya, ismi vermeyeyim de şimdi. adam arabasıyla giriyor böyle, beyaz arabası falan, açık araba. Onda çarpılıyor açık arabada. O arabadan böyle şık bir hareketle atlıyor böyle, artistik hareketle saçını falan şöyle bir dalgalandırıyor falan. Adam orada bir anda bitiyor. Yani onun ölçüsü o çünkü. Ne akıl, ne karakter, ne kişilik, ne din, ne iman, ne Allah korkusu, ne derinlik, ne tutku. İşte arabanın markası son model mi değil mi? Evet. İşte saçı nasıl, üstündeki kıyafet ne? Ondan sonra bankada ne kadar parası var, evet, arsası, apartmanların sayısı ne kadar, para ne kadar geliyor. Zaten bakın dikkat edin, evlendirme programları falan var. Ben bazen bakıyorum. Evet. Yani ter basıyor benim böyle bakarken, dehşet içinde yani artık yani olayın şiddetinden. Evet, yani görülmemiş izahlar. Mesela diyor kadın, tek ölçü diyor, adamın parası diyor, bu kadar diyor. Evet. Ne olursa olsun diyor, beni ön ilgilendirmez plana diyor. Ön plana çıkan maddiyat oluyor. O kadar yani, o paradan konuşun diyor. Konu hep oraya geliyor. Evet. Halbuki insan, yani bir kadın bir kere maddi ihtiyaç nedeniyle evlenmesi çok aşağılayıcıdır, çok küçük düşürücüdür. Yani evet, kim olursa olsun yeter ki ona yiyecek sağlasın, ev sağlasın, barınma sağlasın. İşte o da ona kendini sunsun. Yani toptan bir anlaşma. O ona etini satıyor toptan. O da ömür boyu ona bakacak işte. Yemeğini, içmeğini hazırlayacak. İşte bulaşığını evet, yıkayacak, çamaşırını yıkayacak. Bu çok çok aşağılayıcı ve çok, çok köle karakteri. Tabii köle karakteri. Onun için aklı başında bir kadın gücü yettiğince kendi imkanını kendisi meydana getirmesi lazım. Yani kendini geçindirecek kadar da olsa mutlaka bir gelir sahibi olması gerekir, aklını, imkanını kullanarak. Ama bunu yaparken de tabii toplumda kadına öncelik tanınması lazım. Mesela iş yerlerinde öncelik tanınması lazım. Mesela pardon, otobüs kuyruğuysa, çünkü kadınların dezavantajı var. Evet. Erkekler gidip sokakta satıcılık da yapabiliyor, inşaatta da çalışabiliyor ama kadın inşaatta çalışamaz. Yani evet. Ve birçok yerde de güvenlik problemi oluyor kadının. Yani her yerde emin olamıyor. Yani evet, mesela erkek için öyle bir şey hiç takmaz, erkek öyle etkilenmez. Ama kadının ekstradan bir de ciddi güvenlik problemleri oluyor. O yüzden her işe de giremiyor. Kadının o yönüyle kullanması lazım.